Teknoeyden herkese merhaba arkadaşlar. Bugünkü inceleme konumuş. Teknoeyden herkese merhaba arkadaşlar. Bugünkü inceleme konumuz Xiaomi Mi Scooter 3. Evet arkadaşlar, bildiğiniz üzere Xiaomi bu elektrikli scooter olayında ülkemizin öncü markası niteliğinde. Çünkü illaki hepimiz bir şekilde bu Maltılar olsun, Binbinler olsun vesaire vesaire, bunların çok çeşitli markaları çıktı şimdi. Ya bunlar sayesinde ya bir arkadaşımızın, eşimizin, dostumuzun vasıtasıyla illaki elektrikli scooterları kullanmışızdır. Şimdi arkadaşlar, bu Xiaomi'nin Pro 2 modeli var. Pro 2 ile Pro 3 arasında gerçekten ne gibi farklar var? Bu farklar sayesinde bunu almamıza değer mi? Yani modelimizi yükseltmeye değer mi? Ya da yeni bir sıfırdan elektrikli scooter alacağız. 2'yi mi tercih etmeliyiz, 3'ü mü? En büyük soru işaretleri bunlar. Bütün bu soru işaretlerinin hepsini bu videoda kafanızdan gidereceksiniz. O yüzden izlemeye devam edin. Evet arkadaşlar, bu konudaki kişisel tecrübelerime dayanarak yorum yapacağım birazdan. Ama bu yoruma geçmeden önce size birkaç bir şey anlatmak istiyorum yeni modelle alakalı. Şimdi bu yeni model eski modeli böyle allayıp pullayıp püsleyip önümüze getirdikleri bir model mi? Yoksa gerçekten hem bu fiyat farkını hem de model yükseltme zahmetini bize verdirmeye değer mi, onu inceleyeceğiz. Benim bir kere en çok dikkatimi çeken nokta tasarım oldu abi. Tasarımı birazcık yenilemişler. Hem beyaz renk çok tatlı durmuş, hem bu işte yandaki şeritler vesaire vesaire, tasarım olayı okey, sınıftan geçti. Onun dışında bu katlama mekanizmasını birbirini tutan bu yapı var ya, bu da önemli bir şey. Çünkü diğer scooterlarımızı katladığımız zaman yine iki elle bir taşıma sistemi yapmamız lazım ki açılmasın vesaire vesaire. Ya biraz böyle sallantılar vesaire oluyordu. Ama bunda bu birbirine entegre olan yapı gayet güzel olmuş. Buraya da bir tik atalım. Buradan da bir artı puan verelim hemen scooterımıza. Bir diğer özelliği ise tam 600 volt güç var arkadaşlar scooterın. Şimdi bunu çok büyük bir reklammış gibi verdiler. Tam 600 kilowatt işte güçle çıkıyor vesaire vesaire. 600 kilowatt bu scooter'ın maksimum hızı. Zaten bunun ortalama hızı 380-400 kilowatt falan. Şimdi burada bir reklam yanıltmacası var arkadaşlar. Bizim Pro 2 modelimizde 500 kilowatt hızı, yani maksimum torku 500 kilowattı. Ama yine aynı şekilde o da 380 ila 400 kilowatt ortalamasına gidiyordu. Yani aslında ortalamaya baktığımız zaman değişen bir şey yok. Sadece 500'den 600'e çıkartılmış ve hani bunu gerçekten büyük bir marketing olarak, yani bu Apple'ın yaptığı bir PR oluyor genelde, bu tarz bir çalışmayla büyük bir şeymiş gibi önümüze servis etmişler. Ama gerçekten tork ve kuvvet bakımından inanılmaz bir fark olacağını düşünmüyorum. Bu konuda bir soru işaretini koyalım. Artı özelliklerimizden bir tanesi de gövdenin ve tamamen genel olarak scooter'ın alüminyum bir malzemeden yapılmış olması. Şimdi bunun ne gibi bir artısı oluyor? Bir kere arkadaşlar, biliyorsunuz ki alüminyum çeliğe göre daha dayanıklı ve daha hafif bir malzemedir. Yani scooter'ın hafiflemesi demek ister istemez performansında artış gösterecektir. O yüzden bu hafifliğe ve genel olarak alüminyum kullanılmasına bir artı verelim. Peki hadi gelelim bir de eksi noktasına. Bizim bu Pro 2 modeli yaklaşık 55-60 kilometre distance'ı, yani 55-60 kilometre bir mesafesi vardı. Şimdi bu kilometreyi 30 kilometreye düşürmüşler. Ben şöyle düşünüyorum ki genelde İstanbul, İzmir, Ankara vesaire vesaire, bu tarz büyük şehirdeki insanlar tercih ediyor bu skuterleri. Çünkü aslında bunların en büyük rahatlığı abi, evinden alıyorsun, seni toplu ulaşıma kadar rahat bir şekilde götürüyor. Atıyorum evinle Marmaray'ın arasında yürüme mesafesi olarak 15 dakika var ama skuter atladın 2 dakikada oradasın. Bu müthiş bir kolaylık sağlıyor ki İstanbul'da yaşayanlar özellikle beni çok iyi anlayacaktır. Bir vasıtayla gideceğiniz yere gitmek mümkün değil. O yüzden işte in Marmaray'a bin, in metroya, işte metrobüse vesaire vesaire, bunların arasındaki ulaşımı çok rahat sağlayabildiğimiz için bu skuterlar çok tercih edilebilir oluyor. Özellikle trafikli yollarda işte 1 kilometrelik bir yolu taksiyle de gitseniz, otobüsle de gitseniz gidemiyorsunuz. Yarım saat, 1 saat bir vaktiniz çöp oluyor. Ama yanınızda böyle bir skuter olursa bu yarım saatlik çöpe giden vaktinizi hemen 5 dakikada kurtarabiliyorsunuz. Şimdi bunların hepsini neden anlattım? Bence kilometreyi düşürmeleri büyük bir eksi yazılacak hanelerine. Çünkü 60 kilometreden 30 kilometre distance'a, yani
neredeyse yarı yarıya bir düşüş var. Bu da yani daha fazla şarj demek, daha fazla şarj, daha fazla efor demek vesaire vesaire. Daha fazla şarj edersek işte pil ömrü daha kısa olur vesaire vesaire. Aslında bunların hepsine giden bir yol var. Bu yol içinde bu kilometreyi düşürmeleri Xiaomi'nin hanesine bir eksi olarak yazılabilir. Şimdi bir eksiden sonra bir artı daha konuşabiliriz. Bu artısı da arkadaşlar arkadaki bu disk freni dual yani ikili sisteme geçirmişler ve kaliperleri güçlendirmişler. Yani bu skuterlarla tamam evet bir hız sınırımız var ki o sınırı da hemen söyleyeyim. Pro 2'de olduğu gibi bunda da 25 km/s hız sınırımız var. Bu devletin yasal yaptığı bir şey. Bunu tabii ki yazılım olaylarına hiç bahsetmeyeceğim. Yazılımda arttırılabiliyor vesaire. Ama arttırılmalı mı? Bence arttırılmamalı. Çünkü 25 kilometreden sonra zaten skuter güven vermemeye de başlıyor. Yani bu hani en kral, en pahalı skuter da getirseniz bu böyle. Ben yani yokuş aşağı bir yerden giderken atıyorum Barbaros bulvarından kendimi bıraktım. 35-40 kilometreleri gördüm ama orada bir güvensizlik oluşmaya başladı. Hem bu gidondaki titremeler vesaire vesaire. Zaten tavsiye edilen bir hız limiti var. Bunun üzerine çıkmamanızı tavsiye ederim. Bu hız limitinin üzerine çıkmadığımız sürece frenleri gayet iyi tutuyordu Pro 2'nin. Pro 3'te de daha iyi olacağını düşünüyorum. Çünkü dediğim gibi artı özelliklerden birisi dual yani çiftli sistem kaliper ve disk freni bir yenilemeye gitmişler. Bu da gayet güzel olmuş. Hiç bilmeyenler ya da bilip de merak edenler için yine scooter'ımızın 3 tane modu var arkadaşlar. Birinci mod yürüyüş modu. Yürürken işte scooter'ınıza hamallık etmiyorsunuz. O modu aldığınız zaman kendi kendini götürüyor gibi bir modu var. Güzel akıllıca tasarlanmış bir sistem. Bir de D modu var. Yani düz yollarda kullanabilir. 20 kilometre hıza kadar çıkabilen bir mod var. Bir de S var. Bu böyle hani tofaşçı abilerimiz var böyle tak tak SV'yi taktım mı yapıştırırım. Aynen öyle bir mod var. S Sport modu var yani. Yokuş çıkarken ya da işte düz yolda biraz daha hızlı gitmek istiyorsanız bu modu alıyorsunuz. Ve bu modda da 25 km/s'e kadar skuterımız bize bir güç veriyor. Şimdi arkadaşlar yeniliklerden birisi de bu ortada gördüğümüz ufak ekranları var ya skuterlarımızın. O bölüm. Yani çok ütopik değişiklikler yok. İşte çok atıyorum incini değiştirmemişler vesaire vesaire başka bir şeyler olmamış. Fakat gerçekten daha teknolojik, daha yeni yani yenilikçi bir ekran bizi tasarımıyla bizi karşılıyor Xiaomi. Böyle baktığımız zaman imgeler, simgeler günümüz hayatına yani biraz daha yenilenmiş, daha upgrade edilmiş versiyonuyla karşımıza çıkıyor. Evet arkadaşlar, scooter'ımız bizi iki rengiyle karşılıyor. Birisi Gravity Grey, diğerisi de Onyx'i Black. Bu Onyx'i Black'te böyle mavi hatlar var ve bayağı güzel duruyor. Gravity Grey'de de turuncu hatlar var. Bu ince detaylar dediğim gibi tasarımı aslında bu scooter'ın en çok öne çıkan versiyonu. Yani Pro 2'nin birazcık daha makyajlı versiyonu diyebiliriz bunun için. Evet arkadaşlar, scooter'ımızın batarya kapasitesi 7650 mAh. Yani yaklaşık 5,5-6 saatte eğer gerçekten güçlü bir adaptörünüz varsa sıfırdan full şarja ulaştırabilirsiniz. Bu arada arkadaşlar, videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Hemen şuradan bize abone olabilirsiniz ya da sağda ve solda çıkan içeriklerden hangisi ilginizi çekiyorsa onu da tıklayıp içeriklerimizi izlemeye devam edebilirsiniz. Kendinize iyi bakın.